Hele fijne avond en welkom. Ik ben İyi akşamlar. Hollandaca dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hollandaca'nın en temel konusudur. De tegenwoordige tijd in het Nederlands. Hollandaca'da geniş zaman nedir? Om wat er op dit Şu anda ne olduğunu ifade etmek için kullanılır. Of om algemene waarheden, genel olarak bilinen gerçekleri, uit ve alışkanlık haline getirmiş olduğumuz aktiviteler ifade etmek için geniş zaman kullanılmaktadır. Hier zijn de van werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Ve bu dersimizde geniş zamanda fiillerin çekimini ve nasıl olduğunu birlikte öğreneceğiz. Voorbeeldzinnen van de tegenwoordige tijd. Geniş zamandaki örnek cümleler. Ik loop naar school. Ben okula gidiyorum. Yeah, ate an apple. Sen bir elma diyorsun. Hay had an book. Erkekler için o, bayanlar için o, o hayvanlar için kitap okuyor. Bay We werken samen biz birlikte çalışıyoruz. Yuli spelen buiten siz dışarıda oyun oynuyorsunuz. Zay praten metal car. Onlar Grammatica. In de tegenwoordige tijd worden de werkwoorden voor de meeste personen aangepast door de uitgang en toe te voegen aan de stam van het werkwoord. Voor de derde persoon, enkelvoud hij, zij, het, wordt er te of te, te toegevoegd aan de stam van regelmatige werkwoorden. Let op. dat er in het Nederlands ook onregelmatige werkwoorden zijn waarbij de vervoegingen anders kunnen lopen. Burada geniş zamanda fiillerin çekiminde ben öznesiyle fiilin nasıl çekildiğini öğrenmek zorundayız. Fiilin mastar halinde ve fiilin sonunda <laughs> en ekis eki kullanılmaktadır. Spelen, lopen, praten, spreken ve en'in kaldırılması lazım. Ik speel, ik loop, ik praat. Ve tekillerde fiile t te eklenir. I loopt, I spreekt. Zins stüktür. Peki cümle yapısı bu durumda geniş zamanda nasıl olur? In het Nederlands volgt folk, een uh, basale zin meestal het onderwerp werkwoord object. Yani Yapan kişi özne, fiilin özneye göre çekimi ve nesne. Şey, zaman zarfı olabilir, yer zarfı olabilir. Ik onderwerp yani ben cümlenin öznesi. Ek eit an apple eit ve ik fiil en apple belirtili veya belirtisiz nesne. Yine cümle yapısında het onderwerp van de zin is degene dat degene waarop iets wordt gezegd özne yapan kişi kim veya ne sorusuna cevap verir. Het is meestal een zelfstandig naamwoord, genellikle isimdir. Hond, zay, het boek, örneğin, köpek, o, stap, biz, ben. Het onderwerp kan ook een persoonlijke voornaamwoord zijn. Yani bunlar kişi zamirleri de olabilir. Ben, sen, o, biz, siz ve onlar. Zinsstructuur, jullie Het werkwoord drukt de actie of de toestand van het onderwerp uit. Viel, oznemen, neigten, belichters. Werkwoorden in het Nederlands kunnen variëren afhankelijk van het onderwerp en de tijd. We fieler, ozneye göre, zamanı göre çekilmektedir. O. R. eten, praten, yürümek, yemek, yemek, yemek ve konuşmak. Leidend voorwerp, ja, de zinnen beeltritle- of beeltritsis Het leidend voorwerp is het voorwerp van de handeling in de zin. Meestal heeft degene wordt beïnvloed door het werkwoord. Bijvoorbeeld: een appel, het boek, ben dierel mij jurom, via 'kitaab okuyorum' beeltritle- of beeltritsis-nestneleren beeltritler. Vervoegingen van werkwoorden in de tijd van te tegenwoordige tijd vorm. Feerleren eklemeler yapıliyor, doğal olaraktan. Örnein, vervoeging van het werkwoord in tegenwoordige tijd, de vervoeging van het werkwoord, is afhankelijk van het onderwerp van deze cümlenin öznesine göre fiiller çekilmektedir. In het algemeen voegen we een toe aan de stam van het werkwoord voor de meeste personen. Tjollarda fiilin mastarhali mm -hmm. kullanılır. Lopen, werken, wij werken, jullie werken, zij werken. Amma, ik werk. Jij werkt. Hij/zij het werkt. Je werkt hard. U werkt. Oké? Okay. Voor de derde persoon enkelvoud. Hij/zij het voegen we te toe aan de stam. Hier zijn enkele voorbeelden werkwoorden. Veel leerwoorden ik leer. Lopen jullie meekliepen. Ik loop. U zillikle, we zillikle fielen. ...özneye göre nasıl çekildiğini bilmemiz gerekiyor. Bütün fiiller en mastar ekiyle bitmektedir. En'i attığımız zaman geriye lop kalıyor. Aslında siz düz mantıkta eklop demeniz gerekirken... ...bunu lopen diyorsunuz. Peki bunun sebebi nedir? Kulak dolgunluğu ve telaffuzdur. Fiilin telaffuzuna bakıldığında... ...fiilin mastar halindeyken telaffuzu ne ise söylenişi nasılsa ben öznesine göre çekimini o şekilde yapmak zorundayız. Hollandaşı da bu lopen fiilidir. Bu yüzden her ne kadar bir o ile yazılsa da okunurken bunun iki oğlu olduğunu ek low ve en düşüyor. Çok önemli. İkinci kısım yay low. Çünkü ben öznesinde lopen fiilini lop iki o ile çekmiştik ve söylenişi lopen. Lopen değil, lopen değil. Tek o değil bu. Arada. Ve yani loped, burada arkasına fiilin t gelir. Ve demiştik ki tekillerde he, she, it, I, I, had, loped. Aynen yayda olduğu gibi. Çoğullarda ise fiilin mastar hali kullanılır hiçbir şekilde değiştirilmez while open you open as i open buraya tekrar bir o eklenmez dikkatinizi çekiyorum Eğitim. yemek yemek okunduğunda eğitim. tekrar ediyorum eat çünkü bunun telaffuzunda eğitim. normalde ...en'i kaldırmamız gerekiyor... ...kurallar gereğince... ...en kalktığında geriye sadece et kalıyor... ...ek et demiyorsunuz... ...çünkü fiilin... ...telaffuzunda eğitin... ...yani iki tane e olduğu... ...belli zaten... ...bilmiyorsunuz kulakla oğulunluğu ve telaffuz... ...burada belirleyicidir... ...doğal olaraktan yay yani eğit... ...siz şimdi aklınıza gelen ilk soru... ...neden tekrar bir t yok... ...heceleme de... ...normalde t var... Söylenişte var çünkü telaffuzda var. Ya ey bunu tekrar ya et demenin anlamı yok çünkü yanlış olacak. Zay hay zay had eight. Çünkü tesadüfen bu fiil zaten t ekiyle veya e, harfiyle bitmiştir. Ve diğer çoğullarda biz siz onlarda fiilimizin mastar hali kullanılır. Vay mastar hali ne idi efendim? Eğitin, vay eğitin, yüle eğitin, zay eğitin. Voorbeeld zijn en hebben. Hollandacada. Merk sommige werkwoorden onregelmatig zijn, afwijkend vervoeging hebben in de tegenwoordige tijd. We base fiiller. Olmak fiili mesela ve sahip olmak fiilinin kendilerine öz çekimleri vardır. Bunu bir sonraki dersimize tekrar ele alacağız. Zayn fiili mesela olmaktır. Yani dır, dir, dur, dir, dir anlamına gelmektedir. Ve zayn'ın çekimlerinde ik ben, you bent. Hi, Zai had is by Yuli Zai Zain çoğula hali değişmiyordu. Haben ek hep yay hep hi Zai had heft by Yuli Zai haben. Bunu ayrıca değerlendireceğiz. Şimdi özneleri tekrar ele alırsa ek ben ve geniş zamanda öncelikle fiilin bene göre çekimini, ben öznesine göre çekimini bulmak ve yapmak zorundayız. Bunu yaparken fiilin nasıl okunduğuna, nasıl söylendiğine dikkat ediyoruz. Ve ona bağlı olaraktan onu bulduktan sonra yay ik prat, normalde bu pratın değil mi? Örnek vermek istiyorum kısaca. Her ne kadar pratın diye yazılsa da söylenişi pratın gizli ve uzun a sesi vardır orada. Bu durumda ek prat ben konuşuyorum ve söylenişte uzun söylendiği için iki tane a buraya yazılır. Jij ja, praat, hij zei het, praat, we teelewitiechen, teeklaar, hij is habiteklen, mes. Wij, jullie, zij, praten, Het die smijzeek. Maar als je kan, las er Lidwoorden. Liedwoorden, Lidwoorden Liedwoorden zijn woorden die aan een zelfstandige naamwoord worden toegevoegd om te bepalen of het specifiek of algemeen zelfstandig naamwoord gaat. Er zijn twee soorten liedwoorden. Hollandaca'da özellikle iki tane, üç tane belirteç vardır. Bunlar de, het ve öndür. Bunları kısaca anlamaya çalışalım. Bu Hollandaca dil gramerinin en zor konularından biri diye görülür. Fakat öyle olmadığını birlikte bakalım. Bepaald lied wordt de, bijvoorbeeld de hond, de tafel. Belirli. burada. On bepaald belirsizdir. Örneğin, ön, ön hond, ön tafel ve isimlere göre bir de het vardır. Het passport, het device. Onları ayrıca inceleyeceğiz. Ufeningin Alıştırmalar. Bir. Ufening. Vul de juiste vorm in het werkwoord, van het werkwoord in de tegenwoordige tijd. Feeling. Geniş zamana göre ve özneye göre doğru çekim halini yazınız diye bir ödevimiz var. Ik fiets naar school. Fietsen. Burada ki fiets. Değişmez arkadaşlar. Yay. Spreak. Spreken. Fiilin kökü. Yani mastar hali daha doğrusu. Spreken. Tekrar yazıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki spreken okunuşta iki e'ymiş gibi okunurken yazılışta tek e ve beni, ben öznesine göre çekmek durumundayız. X break, spreyk, yay spray ve buraya bir T gelir. Doğru mu? Doğru mudur? Hay kayk TV. Peki kayk neydi? Bu fiilin mastar hali neydi? Kaykın. El yazısının çirkinliği için özür. Kaykın. En burada düşmüş. Kayk kalmış. Öznemiz tekin. Cevabınız. Hay, zay, het, Tight. Meden T yani T arkasına gelir. Zay dans ıhra. Buradaki zay eğer çoğul ise ki buradaki anlamı çoğul. Dansın fiilimizin mastar hali. Doğru mudur? Dansın. Dansın değil. Bir tane A yok bir tane A var. Bu durumda mastar hali çoğullarda değişmez. Dansın e, N ve doğru cevap Why leer Nederlands? Peki neden leer? Ben öznesine göre çekim halidir parantez içinde. Fiilimizin asıl mastar hali ben Hollandaca öğreniyorum. Leeren, leren diye yazılır. Leeren diye okunur. Tekrar ediyorum. Leren diye yazılır gördüğünüz gibi. Leeren diye okunur okunuşta, telaffuzda uzatıldığı için ik leer, jay leert Nederlands, hij zij het leert Nederlands, Engels, Turks, wij zij jullie leren Nederlands. Yani fiilin mastar hali burada doğru cevaptır. Yuli ate an ice. Sizler bir dondurma yiyorsunuz fiilimizin mastar hali yemektir. Mek mak mastar hali oradan kalkacak. Yani enin kalkması lazım. Ve eğitim tekrar ediyoruz. Eğitin eten değil. Ten değil. Eten olmuş olsa telaffuzda doğru eten olsa buraya bir tane daha e gelmeyecekti. Fakat söylenişte eğitim uzatılarak söylendiği için iki tane e var ve ik eğit. T ile bittiği için sen ve tekiller hay zay tekrar almaz. Ve çoğullarda da fiilin mastar hali kullanılır kuralından geçersek. Yuli eğitin ön ayşe. Sizler bir dondurma yiyorsunuz. The vogels singen in the town. Vogels çoğul halidir. Vogel kuş demek. Vogels kuşlar yani onlar. Zingen. Zingen diye yazılır. Zingen diye okunur. Asla zingen diye okumuyorsunuz. Zingen. 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 liren, Dansın. Kayken. Ve mastar hali değişmeyeceği için çoğullarda bunun cevabı efendim zingendir. Yani mastar halidir fiil. Açık anlaşılır mı? Hadi devam edelim. Kişit en iyi kişiye göre en doğru çekim vorm yazınız. het werkwoord. ediyorum. cümlede özneye göre fiilin doğru çekim halini yazınız. iyi Tekrar ediyorum. en Yani buradaki e uzatılıyor. Demek oluyor ki biz ilk aşamada mas, fiilin mastar halindeki e ni atmamız gerekiyor. Attık mı? Attık bu atıldıktan sonra okuyoruz. Studieren. Yani studieren. iki tane e geliyor. Ek öznesi. Studier. Bunu yazmaya çalışıyoruz. Studier. İki, kaç tane e var efendim? İki tane e var burada. Ek studier ne iş Yay. Yani, yani sen. Werken hard on proje Sen projene çok çalışıyorsun, çok emek veriyorsun. Werken, werken en atıldığında werk aynı telaffuzu verdiği için ve sen öznesi olduğu için fiile her zaman için t eklenir demiştik. Bazı harici kurallar var. Yay werkt yazıyoruz. Burada bir Heceleme, değişikliği söz konusu değil. Bir sonraki cümlemizi alıyoruz. Hay spelen gitar in en band o in a band. Hay sp spelen gitar in en band. Band isen bir grup, müzik grubu diyorsunuz buna. O müzik grubunda gitar çalıyor. Spelen, tekrar ediyorum, spelen. Okut baktığımızda spelen diye yazılıyor. Okuyunuz spelen. Ben ne diyorum? Doğru telaffuzu nedir? Spelen. Yani iki tane e olduğu açık ve anlaşılır. En azından duyulabiliyor. Öznemiz tekil olduğunda veya yay olduğunda fiile ne ekleniyordu? Duyayım. T harfi. Evet. Yani hay öncelikle fiilin bene göre çekim halini yazmak zorundayız. Spelen fiilindeki eni atınca spelen yani expel doğru mudur? Bunu şöyle yazmama müsaade ediniz. Spel. Yazdım. Ben çekimine göre. Özne tekil olduğu için. Hay olduğu için. Hay spelled hitar. Nokta. Hay spelled hitar in ön band. Zaydansın opet feist. Onlar partide dans ediyorlar. Dansın, dansın diye okuduğumda eni kaldırıyorum. Eğer çok, önce özneme bakıyorum tabii ki. Öznem çoğul. Onlar. Özne çoğul olduğunda ma fiil mastar halinde hiçbir şey değiştirmiyordu hatırlarsanız. Doğru cevabımız dansın. Hiçbir şey değiştirmenize gerek yok. Why eaten pizza vanavond? Why eaten? Az önce de gelmişti bu. Yani ik eet. Bu durumda. Yay eet. Hay say eet. Vay eaten? Why yuli je? Özne çoğul olduğunda biz, sizler veya onlar fiilin mastar hali kullanılır ve bu değiştirilmez. Why eaten pizza vanavond? Bu akşam Pizza yiyoruz. Biz yiyoruz pizza bu akşam. Fiatus. Yüli, rise and fail. Tidings to vacancy. Çoğulumuz yüli sizler. Çoğul olduğu için. Fiilin mastar hali değişmez. Aslında bu rise and fail, Yani yüli rise and... Çok hızlı bir şekilde yazıyorum. Fail. Tidings to vacancy diyoruz. Peki ben olmuş olsa tekrar okuyun bunu. Reisen. Reis. Burada bir heceleme değişikliği var. Ek reis. Ve dikkat ediyoruz. Ek reis. De kat slapen op de bank. Slapen. Tekrar okuyoruz. Slapen her ne kadar slapın diye yazılsa da slapın fiili ki a ile telaffuz edildiği için benle çekimi ik slap yani ve eni atıyoruz oradan öznemiz tekil olduğunda ne ekliyorduk? Türkiye'nin t'si. Tamam. Çünkü öznemiz bir hayvandan ibaret. Kedi koltukta uyuyor. Okey? Alıştırmaya devam mı? Tamam ediyoruz. Vorbild, ik houden van koffie. Ik hou van koffie. Ben kahveyi seviyorum. Jij houdt van muziek. Sen müziği seviyorsun. Houden'ın houden en atılıyor ya van koffie. Hi werken eni attığımızda öznemiz tekil olduğunda hay werk o öğretmen bir öğretmen olarak çalışıyor dersek hangi harf geliyordu? T aynen. Hay werk Als Zay, Wohnen in Amsterdam. Ne dedik? Çoğunla, çoğul iki kişi onlar. Fiilin master hali değiştirilmez. Onlar Amsterdam'da yaşıyorlar. Zay, Wohnen in Amsterdam. Dikkat edin. Wohnen. Wohnen değil. Wohnen. Peki bunun benle çekimi nasıl olurdu? Evet. Ek. Ek. Duyuyorum. Wohnen. Bravo. Yani iki tane o ile yazılır ve en kaldırılır. Oh, yay, boğun. Like spelen futbol ile park. Biz parkta futbol oynuyoruz. Öznemiz çoğu. Fiilimizin bastar hali. Spelen değişmez. Benle çekimi neydi? Ek spel. futbol in het park. Yoksa expel olur. Ki öğrenmiş olur. Jullie kijken naar film. Siz çoğul olduğu için değişmez. Aynı kalır. Peki ben olsaydı. Kijken. Kijken. Ik kijk. Yani fiil hecelemesi yazımı değişmez. The hond rennen in de tuin. Rennen. Maslar halidir. Okuyorum. renin. Bunu benle, ben öznesiyle önce çekmek zorundayız. Buna biz ilk form diyoruz Hollandaca gramerde. Ek, ren ve hecelemede karışıklık yaratmasın diye buradaki en düşer. Ek, ren olmuyor yani. Ek, ren, ben bahçede koşuyorum. De hond, ren Ren day day. Ki is tussen de of een als lidwoord, <laughs> zelfstandige naamwoord. <laughs> de veya een belirteçlerinden birini seçiniz. We hebben een auto. We hebben de auto. Bizim bir arabamız var olduğu için. Ön. Ha bu arada bu belirteç ön bir de bir sayısı var. Ein. Veya ön. Bunun farkı var. Mein Freundin heeft ein Hund. Benim arkadaşımın bir tane köpeği var. Hay kocht o o yeni telefonu satın aldı. Hay kocht de telefon zij heeft een bank. O bankada bir işi var. Ben bir kitap okumak istiyorum. Bir kitap. We hebben film gezien. Dün biz o filmi gördük. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Hopelijk tot volgende keer en met vriendelijke groets. De end.